Herkese merhaba. Bugün sadece iki malzemeyle yapabileceğiniz çok güzel bir makarna hamuru tarifi vereceğim. Ben böyle makarna tarifleri oluyor ya, bir sürü malzemeler falan, onları çok sevmiyorum. Çok da gerek yok. Bu makarna da bence çok lezzetli oluyor. Elbette hiçbir zaman yani tam o unla, glutenli unla yaptığımız makarnanın tadının aynısı olmuyor. Yani bence olmuyor ama daha kötü mü? Asla daha kötü değil. Tartışılır, hatta daha güzel olduğunu bile düşünüyorum herhalde artık iyice ketojenik beslenmeye adapte oldukça. Neyse, uzatmadan tarife geçiyorum. Yumurta ve labne kullanacağız sadece. Bir de tabii burayı isterseniz farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Sadece tuz da ekleyebilirsiniz. Öncelikle fırını 175 dereceye getirdim. Şimdi labne ve yumurtaları blenderda karıştıracağım. Bunu yağlı kağıt koyduğum bir fırın tepsisine dökeceğim. Yağlı kağıt olmadan çok zor kalkıyor. Ve böyle her tarafını geçecek şekilde şey yapıyorum. Ya böyle ne çok kalın olacak ne çok ince olacak. Şimdi önceden ısıttığım fırına koyacağım. 15 dakika kadar pişecek. Piştikten sonra da birazcık kalacak. Tam nasıl bir şeyde olması gerektiğini çıkınca gösteririm. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında ben 13 dakika pişirdim. Genelde 12-15 dakika arası bir pişme süresi var. Piştikten sonra da bir 3 dakika beklettim. Ya böyle rengi hafif görüyorsunuz, kırmızıya dönüyor. Ya bunun çok ince bir şeyi var. Çok fazla bekletirseniz böyle yanacak. Her yeri böyle kıpkırmızı olacak ve keserken böyle çok kopacak. Daha böyle uzun spagetti şekli vermek istiyorsanız o kadar uzun süre bekletmemeniz gerekiyor. Çok az bekletirseniz de pişmiyor. Yani tam pişmeyecek. Tam pişmediği için de yine daha cıvık olacak. Yine şekil vermesi zor olacak. O yüzden aslında tam böyle pişecek. Hafiften de kızarmaya başlayacak. Hatta ben bir dakika önce bile alabilirdim. Öyle olduğunda tam olmuş oluyor. Tam soğuması lazım. Tam soğuduktan sonra şekil vereceğim. O yüzden böyle bırakacağım şimdi. Üstünü kapatıp soğumaya bırakacağım. Soğuduğuna göre kesebilirim. Şimdi bunu böyle alacağım ve bunun üstüne koyacağım. Hani parçalanmamasına dikkat ederek yağlı kağıttan çıkarmaya çalışacağım. Şimdi ben buna şöyle şekil veriyorum. Böyle kesebilirsiniz tabii ki de. Ben buradan böyle yavaş yavaş dolayacağım. Dediğim gibi yani parçalayabilirsiniz. O yüzden hani dikkat etmek gerekiyor. Daha sonrasında da böyle kesmeye başlayacağım. Böyle biraz böyle daha bütün kalanları da oluyor. Arada parçalananları da var muhtemelen. Böyle parçalanmışlar da var. Tamamen hiç kopmadan şekil vermek istiyorsanız bu da mümkün. Bunun için bu videoda gördüğünüzde ben biraz ucunu kaçırmışım. Fırında 1-2 dakika fazla beklettiğim için. Ve bir de bir tık çok ince yapmıştım ben bu videoda. Ama eğer bir tık daha kalın yaparsanız ve pişirme süresini de tutturursanız aslında tam mükemmel hiç kopmadan şekil verebilirsiniz. Mümkün. Da yani çok da bu kadar önemli bulmuyorum ben açıkçası. Ama hani olur da yapmak isteyen olursa diye püf noktasını anlatmak istedim. Bence gayet iyi aslında. Yani içine hiçbir, sadece içinde yumurta ve labne koyduğumuzu düşünürsek, hiçbir gluten, zant, hamgam gibi şeyler olmadan böyle olması bence gayet iyi. Buna istediğiniz sosu yapıp karıştırıp yiyebilirsiniz. Şimdi ben bir keresinde evde böyle ne varsa onlardan sos yapmaya çalışmıştım ve o sosu çok beğendim. Onu yapacağım bu makarnaya. Tabii siz istediğiniz sosu yapabilirsiniz. Yağ koymayacağım herhangi bir yağ. Çünkü zaten yeteri kadar yeteri kadar yağ var tarif. Yani kalan yağ açığımı başka şeylerle doldurmak istediğim için, ama biraz tereyağı da koyulabilir. Konserve domates koyuyorum. Ya da domates rendeleyebilirsiniz siz. Çok fazla bekletmeyeceğim. Yani pişmiş bir domates, ama hani taze domates kullanıyor olsaydım tabii ki de iyice pişmesini beklerdim. Yani bir diş de sarımsak rendeleyeceğim buna. Şimdi bunları iyice karıştırıyorum. Şimdi de beyaz peynir koyacağım. Beyaz peynirler eriyip karıştığında makarnanın üstüne koyacağım. Bu kadar aslında. Böyle eridikten sonra kapatacağım. Bu arada isterseniz tuz da ekleyebilirsiniz, ama ben hem konserve hem de peynir tuzlu olduğu için eklemedim. Şimdi makarnanın üstüne dökeceğim. Umarım bu tarifi beğenirsiniz. Oldukça kolay bir makarna tarifi. Başka tarifte görüşmek üzere.